Uzun yıllar Samsung'un CEO'su olarak Güney Koreli aile şirketini bir teknoloji devine dönüştürdü ve hatta ülkenin en zengin kişisi haline geldi. Ekim 2020'de 78 yaşındayken ölen Lee Kang-hee, Asya'nın en büyük teknoloji patronlarından biriydi. Samsung'u dünyanın lider akıllı telefon üreticisine nasıl dönüştürdü ve neden tartışmalı biri olarak da biliniyordu? Samsung imparatorluğunun arkasındaki güç teknoloji titanlarında. I don't ever give up. I was human. I am human. You're going to see the future. Internet, some internet. Tech Titans. Lee Kang-hee, 9 Ocak 1942'de bugün Güney Kore'nin 4. büyük şehri olan Daegu'da doğdu. Aslında 4 yıl öncesinden başlamalıyız. 1 Mart 1938'de babası Lee Byung-chul Daegu'da küçük bir manifaturacı açtı. Bunu sadece 25 dolarla yaptı ve Samsung Group'un öncüsü olan Samsung Trading Company adını verdi. Bu arada Samsung şirketin ilk logosunda da yer aldığı gibi 3 yıldız anlamına geliyor. Lee'nin yaşamının ilk yıllarına ilişkin pek bir şey bilinmiyor. Japonya'daki Waseda Üniversitesi'nden ekonomi diploması aldığını ve Washington DC'de işletme alanında yüksek lisansa başladığını ancak bitirmediğini biliyoruz. Daha sonra Lee 1966'da 24 yaşındayken Samsung Group'a katıldı. O zamanlar şirket Güney Kore dışında biliniyordu ancak yalnızca ucuz televizyonlar üretmesiyle tanınıyordu. 1987'de babasının ölümünden sonra Lee Samsung Group'un başına geçti ve kendisini başkan olarak atadı. Lee, Samsung'un büyük miktarlarda düşük kaliteli mal üretmeye fazla odaklandığına inanıyordu. Bu yüzden o ünlü sözünü sarf ederek, "Karınız ve çocuklarınız dışında her şeyi değiştirin," dedi. Lee, şirkette inovasyonu ilerletmek ve Sony gibi rakipleri yakalamak istiyordu. Bugün Frankfurt Deklarasyonu olarak bilinen bir bildiride, daha düşük satış anlamına gelse bile, şirketin kalite yaklaşımında değişiklik çağrısı yapmak için yöneticilerini 1993 yılında Almanya'da bir araya topladı. Samsung, Lee'nin beyanının şirketin küresel toplumu ilerletmeye yardımcı olacak en iyi teknolojiyi sunma vizyonunun motive edici, itici gücü olduğunu söylüyor. Peki başarılı oldular mı? Bunu Sony'ye sormak lazım. Samsung 2006 yılında en büyük televizyon üreticisi olarak Japon şirketini geride bıraktı. Bugün şirketin kalbi olan Samsung Electronics, Galaxy modelleriyle akıllı telefon pazarında lider konumda bulunuyor. 2020'de Samsung Electronics, tek başına Güney Kore borsası piyasa sermayesinin %20'sini oluşturuyordu. Samsung aynı zamanda en büyük elektronik bellek çipi üreticisi ve Apple gibi rakiplerine tedarik sağlıyor. Forbes, Lee'nin tahmini servetinin Ocak 2017 itibariyle 14,7 milyar euro olduğunu açıkladı. Ölümüne kadar Güney Kore'nin en zengin kişisiydi. 25 Ekim 2020'de hayata veda ettiğinde ölüm nedeni kamuya açıklanmamıştı. Ancak Lee, 2014 yılında geçirdiği kalp krizi yüzünden uzun yıllar iş yapamaz hale gelmiş, bu da onun sosyal hayattan çekilmesine neden olmuştu. Bunların bir kısmını zaten biliyor muydunuz? Pekala, muhtemelen henüz bilmediğiniz aşağıdaki 3 gerçeğe bir göz atın. Lee kamuoyu önüne nadir çıkardı ve çok fazla röportaj vermedi. Seul'ün merkezindeki özel yerleşkesinden şirketin genel merkezini ziyaret etmek için nadiren ayrılırdı. Bu yüzden Münzevi Kral lakabıyla anıldı. Lee gençken amatör güreşçiydi ama aynı zamanda büyük bir spor organizatörüydü. Kore Amatör Güreş Derneği'nin başkanlığını yaptı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin bir üyesiydi. Ve 2009'da Güney Kore'nin 2018 kış olimpiyat oyunları için ev sahipliği başvurusunu bile güvence altına aldı. Bunu Samsung'u Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin en iyi ortaklarından biri olarak yaptı. Lee Kang-hee, Güney Kore'nin en zengin insanıydı ve şu anda oğlu ve Samsung'un halefi Lee Jae-jong ve kızı Lee Boo-jin, Güney Kore'deki en zengin 10 kişi arasında yer alıyor. Lee Boo-jin, Seul'ün önde gelen otel ve konferans merkezlerinden biri olan Hotel Shilla'nın CEO'su.
Lee Kang-hee'nin ölümü Samsung Group'un yoğun bir teftiş altında olduğu bir zamanda geldi. Samsung Group'un fiili lideri olan oğlu 2016'dan beri yasal sıkıntılar içinde. Lee'nin ise 90'lardan beri yasalarla sorunları vardı. 1996 yılında eski başkan Roh Tae-woo'ya gizli ödenek aracılığıyla rüşvet vermekten suçlu bulundu. Ancak bir yıl sonra affedildi. 2008'de vergi kaçakçılığı ve zimmete para geçirmekten suçlu bulundu ve hatta Samsung'un başkanlığından istifa etti ama yine bir yıl sonra affedildi. Resmi olarak Güney Kore'nin olimpiyat başvurusundaki rolü nedeniyle. Daha sonra affının rüşvet karşılığında geldiği ortaya çıktı. Ancak Lee 2010 yılında Samsung'a geri döndü ve bildiğiniz gibi kalp krizine kadar 4 yıl daha devam etti. Lee'nin hikayesi hakkında ne düşünüyorsun ve bir sonraki bölümümüzde hangi teknoloji titanlarını tanımak istersiniz? Bize bildirin ve abone olmayı unutmayın.